Meclisi gelen iç güvenlik paketi siyasetin bir numaralı gündemi. Konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi. Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söyledi. Toplum şiddetle kaynarken bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahneye çıkan çirkinlikleri ise hiçbir vicdan sahibi onaylamayacak ve haklı bulmayacaktır. Sözde güvenlikle ilgili yasal düzenleme yapma amacında olanların Gazi Meclis'in ruh ve saygınlığına suikast düzenlemeleri delilli şiddetseverliktir. İlkellik hiç bu kadar revaçta olmamış, hiç bu kadar sözünü geçirememişti. Cürüm ve cinayet hiç bu kadar egemenlik kurmamış, öne geçmemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise mecliste çıkan olaylardan dolayı muhalefete yüklendi. Hepsi birden Molotov kokteylini savunuyorlar. Bunlar Molotovçu koalisyon. Molotovçu koalisyon. Molotov koalisyonu. Dünkü olayda yaralanan merdivenden düşen CHP bir başka CHP'liyi tutmak için merdivenden düştü. Ortada hiçbir AK Partili yok. Kendi arkadaşını tutarken merdivenden düştü. Böyle bu tür teatral anlamda bir tutumla meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Yüce Meclis'in itibarını zedelemeye dönük faaliyetler meclis adabına da meclise çalışmana başlarken yapılan yeminin ruhuna da aykırı. Konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, hükümeti bir kez daha düşünmeye çağırdı. Arkadaşlarımın, hükümetimizin bunu bir kez daha gözden geçirmelerini açıkçası tavsiye ederim. Bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu bakımdan soğukkanlılıkla bakmak lazım bu güvenlikçi konular. Konjonktürel olmaması lazım. Özellikle polise verilen aşırı yetkiler, daha yakın dönemde polisin yetkilerini özellikle dinlemeyle ilgili nasıl istismar ettiğinin örnekleri ortaya çıkarken şimdi bu konularda daha dikkatli olmak gerekir. O bakımdan ümit ederim ki arkadaşlarım bütün bunları tekrar gözden bir geçirirler ve bazı düzeltmeleri yaparlar diye tavsiye ederim doğrusu.